Yasin Ardahan ve Evre'ye bir tepki gösteriyor. Hemen bunu izleyelim çünkü vaktimiz daralıyor. Ondan sonra bir de Yasin'in geçirdiği ufak bir sinir krizi var. Onu da izlememiz lazım. Kandırma ya. Oyunu bırakırsan dönme. Sen mutlu ol. Hepsi buna dönelim. Bu saat nasıl? 9-6. 7-7. Tamam, onlar 9-3'ten almadılar mı oyunu? He? Aldılar mı? Böyle enerjim vardı peki. Ben işte böyle... Ama ben sen bir surat yaparsan, evin bir surat yaparsa tabii olmaz. Sen bana... Çıldırtmayın beni! Bana bağırma ya. Bu tarafa git oğlum, bana bağırma. İkiniz de suratsızın tekisiniz! Bir sana geliyorum, bir ona geliyorum. Ne alakası? Yeter be! Hayır, bağırmasınlar vallahi ha. Hadi git. Evrim, siz mi verdiniz? Evrim bağırmıyor. Hadi git. Herkes bağırıyor ya. Bizim mücadelemiz boşuna çıkıyor bıraktığı zaman bir kişi. Oyunu bırakıyor gitti. O zaman biz neye yarışıyoruz burada? Bağırmayın, gözünüzü seveyim ya. Bir suratı sen yapıyorsun. Ben yapmıyorum. Bir surat o yapma. Oğlum bak. Sabahtandır yalvarıyorum size. Yapmayın. Kurban. Hadi diyor. Öndeydi onun. Öndeydi. Hadi bırakın. Diyorum. Hadi diyorum. Ya sen. Yükseltiyorum. Bağırıyorum. Hadi diyor. Böyle. Bak. Hareketin bu. Tamam. Eskiden ben böyleydim. Herkes bana sakin ol diyordu. Şimdi de ben sakin oldum. O da gelmiş. O da burada böyle. Bir akışına bırakın. Bir eğlenin. Bir mutlu olun be. Bir daha Survivor'a mı geleceğim? Yalvardım. Olmadı. Güzelim dedim. Bebeğim dedim. Çok şimdi iyisin dedim. Sen ne diyorsun dedim. Ben anlamıyorum. Olmadı. Tamam. Yapma, kurban oldum. Tamam. Tamam. Şurada kim sustu? Bağırdı. Gel. Ne? Ha? Burada. Bir kere susup şurada. Böyle durdum mu? Böyle sizi mi izledim? Bak bir şey söyleyeyim. Ağzım çıktığı kadar bağırdı. Bağıracaksın tabii ki. Takdir edesin. Tamam bağırıyorum. Derdiniz ne benimle şimdi? Dert değil. Elinizi mi bağladım? Elini mi bağladım? Elini mi bağladım? Ne oldu? He bağladın. Gittin lan bu sana. Tak tak tak. Canım olan onu yapmak istedi be. Ne gereği senin gibi bunları kafama mı vurdum? Bir kere de onu yapayım ya. Bir dakika Elif. Bir kere de bunu yapayım ya. He yap. Bir kere yani. Ne oldu? 4 aydır. Sakin olun ya. Tamam. Hadi ben onu yaptım. Ben sayı alamadım. Bravo, tamam. Benim mi suçum şu an kaybetmek? Tamam, bravo. Burada bench'te herkesi destekliyorsun. Eyvallah. Tamam. Her şey okey. Hiçbir sorun yok. Hı-hı. Ama sen burada herkes canı acırken, mücadele ederken, hı-hı, orada daha oyun bitmemişken onu yapmak herkesi etkiliyor. Atamadım. Bak, yani yapamıyorum. Canım onu yapmak istedi ama. Ben de bunu anlatıyorum. Bir kişi de canın sağ olsun demiyor ya. Canın sağ olsun zaten. Zaten herkes söylüyor. Sen mücadele bıraktığın anda biz sana canın sağ olsun diyemeyiz. Ne olur konuşabilir miyim? Benim sistemim o. Yani hiç kabul sizin oyunlarınızdan bahsediyorum. Siz oyunlarınızda gayet iyiydiniz yani. Hani alabilecek durumdaydınız. Ben sizi düşürmedim yani. Kaç kere labuta vurdun gitti. Hani dönmedi. Sen kaç kere... Enerji meselesi, enerji meselesi. Enerji, lütfen anla bizi. Tamam mı? Enerji meselesi. Tamam mı? Bak nasıl bir şey biliyor musun? Bu enerji meselesi. Tamam enerji abi meselesi. Ben suçluyum. Ya, ben kabul ediyorum. Ya. Ben benim yüzümden. Evrim kim suçluyorsun? Ben. Bak güzellikle konuşmaya çalışıyorsun anlamıyorsun. Başta güzellikle lazım denilmedi ama burada bağırıyorum. Burada sabahtandır güzellikle konuşuyorum seninle. Tamam diyorum bağırıyorum ben de sizlere. İnanıyorum tamam, tamam, bu kadar. Tamam. Allah tamam. Allah. Tamam Evrim tamam güzelim peki. Şimdi ne oluyor? Ya anons atacağım gülüyorum ama yani nereden toparlayacağımı şaşırdım konuyu. Şimdi takım kaptanı Ardahan bizim bu oyunu kazanmamız mümkün değil diyor Ardahan. Evrim ne olacak ya Survivor'a bir daha mı geleceğiz diyor filan. Hani tamam mı? Ve artık sınırda olan Acun abi'den de net şekilde uyarı alan ve artık kimseye bağırmayacaksın ne kadın ne erkek hiçbir şekilde bağırmayacaksın diyen Yasin çıldırıp bunların üstüne bağırıyor, yürüyor filan. Ben neresinden tutayım bu görüntüyü, neresinden ne yapayım valla anlamadım şu an ya. Kime hak vereceğimi de şaşırdım. Yani Ardahan mı doğru söylüyor, öyle takım kaptanı mı olur diyeceğim. Evrim yaptıklarını zaten eleştirdik hani bütün gün. Şimdi Yasin çıldırıyor, çıldırmak da haklı ama Yasin de her şey çıldırıyor kardeşim. Bir yerde de yani Yasin'in artık o kredisi yok. Nasıl olacak? Yok, bak burada kredisi var biliyor musun? Var. Burada Yasin'in bir de kredisi var yani. Burada benim için en haklı Yasin'di mesela.
Yani senin hani, için mi? Yani Sercan. Üslup yanlışı var. Elif. Yasin. Tabii ben... yine bu kadar yüksek sesle hani konuşması tabii biraz daha aykırı bir durum ama mesela Elif diyor ki bir kere de hani haklısın ya da tamam tolere edin demeye çalışıyor Evrim. Elif de diyor ki oradan sen de sonuna kadar mücadeleni et. İşte sonuna kadar o hani hırsını kazanma isteğini göster. O zaman biz tam olmadıysa olmadı Evrim diyelim. Nereden ama ya Sercan, biz, Sercan'la Evrim'e yazık oluyor. Sercan'la Elif'e yazık oluyor. Biz zaten canın sağ olsun diyoruz diyor. Ama işte benim dediğim konuya geliyor olay. Yani sen bu hareketleri yaptıktan sonra hiçbir mahcubiyet göstermezsen orada senin söylediğin gibi pişkin pişkin oturmaya ve sözler söylemeye devam edersen ve takımını bırak motive etmeyi demotive edip biraz da baltalama oluyor artık bu. Bunlara girersen takım olarak zaten enerji düşer ve bu mağlubiyeti senin yüzünden yaşamış olurlar. Totalde baktığında bu durum bu. Evrim hala neler diyor ya? Ya Evrim hala neler diyor ya? Benim aklım sırrım ermiyor ya. Ya Evrim'e bir şey oldu, bir şey oldu yani Evrim'e. Evrim bu kadar değildi yani. Bu kadar şuursuzca konuşmuyordu. Mesela mutlu olun diyor. Yani bir, ben... bir daha Survivor'a mı geleceğiz? Diyor. Bir kere mutlu olduğunu görmedim. Tamam da işte yani sen yani orada bütün terinin son damlasına kadar orada emeğini veren, bütün oyunlarda işte altı altıya getirmiş arkadaşlarına ben tekrar ediyorum ihanet ediyorsun. Sen ama o hareketi yaptıktan sonra o aman ne olmuş bir kere de ben yapayım de. Yine de bak yine de ama sonra dedi ki ya evet bir kere de ben yapayım ama arkadaşlar. Şimdi düşündüm kusura bakmayın. Ben bu hareketi yaptım ve oyun 7-6'ya geldi. Çünkü orada 3-4 dakika ara oluyor ya her oyun belki 5 dakika her iki, ya her oyun arasında. Hı-hı. Ya ben bunu yaptım kusura bakmayın de. Hadi olay sizde de ben bir daha oyuna çıkmayacağım de. Bir şey de ya bir şey de ama sen sürekli 5. vites 6. viteste full gazdasın ve sürekli yani takım arkadaşlarını tahrik edici sözler söylüyorsun. Onların motivasyonu düşürecek şeyler söylüyorsun. Onların oyunu olan motivasyonlarını da sıfıra indiriyorsun. Çünkü akıllarında artık senin dediğin laflar kalıyor. Bunun sonunda da oyunu kaybedince de şey diyorsun. Ama ben mi attım senin atışını? Atışlarda ben mi dokundurdum da düşündüm mü? Yani inanılmaz bir bakış açısı ya. Ve şöyle bir ayrım var. Bir takım mutlu, bir takım mutsuz. Aslında kırmızı mavi takım değil de mutlu mutsuz diye ayırabiliriz. Doğru. Mesela çok birlik olmuş bir takım var. Barış'la Berkan'ın evet Barış'la Berkan'ın arası, Cemalcan'la Barış'ın arası, Nisa ile işte Berkan'la Barış'ta olan diyalogları böyle sanki bütün Survivor'ı topla herkes kendini bulmuş durumda gibi. Kırmızı takımda. Ama mavi takımda öyle değil. Belki diyorum ki kırmızı takımda böyle enerjiyi, sinerjiyi bozan işte Evrim mi yok? İşte Yasin'in o agresif tavırlarından evet. dolayı bir mutsuz olmayan bir takım var. Stres olmayan bir takım var diye düşünüyorum. Ve sonucunda zaten buna varıyor. Dün de tweet attım. Dedim ki sizce dedim bu takımın bu kadar mutsuz olmasının sebebi ne? Herkes kim demiş olabilir sizce? Kim çıktı? Murat. Evrim. Melisa senin yüzünden falan. Evet son görüntülerimiz var. Yasin de sinir krizi geçiriyor. Onu da izlememiz lazım. Çünkü bunu konuşmamız lazım. Ben gerçekten evet. konuşmak istiyorum. Yasin sinir krizinin nedeni ne? Yani oynayamaması mı veya başka bir şey mi? Bir izleyelim üstüne tartışalım. Bir dakika! Yeter! Kıldırız alın bana! Bana bak, bana bak. Benim ayarımı kaçırmasın. Bana söz ver. Bana söz ver. Bir dakika. Üzgünüm istediğim yapma. Yasin lütfen. Benim ayarımı kaçırmayın. Yasin. Konuşmayacağım yani. Konuşunca bir anlam ifade etmiyor yani. Hani ne bileyim ben sahtekar bir insan değilim. Hayatım boyunca sahtekar bir insan olmadım. Yani burada neyim yani? Benim mücadelem, ben bir gün bile dinlenmedim bu sakat benimle. Bak Sercan beni çok iyi anlar. Çünkü aynı şeyi o da yaşadı. Ben bir gün dinlenmedim. Bir gün bile kaçmadım. İki defa, üç defa denemişimdir. Baktım ki gitmiyor. Bu belinden bacaklarıma vuran ağrıyı bu atışımı engelliyor. Yani yapamadım dedim ki abi yapamadım. Ne diyorsun? Oynamadım. Tamam. Biliyor yani. Dün de iğne oldum. Hani iyi olayım diye. Sonra bir insan sakatsa doktor sakat. Ya abi beni konuşturma lütfen. Tamam. Tamam. Evet şimdi benim anlamadığım şey burada Yasin'in sinir krizi. Evet doğal bir şey. İnsanlar
o şartlar olabilir. Altında olabilir. Hı-hı. Ama neye kızdı? Yani şimdi 5 dakika önce Ardahan ve Evrim'le ciddi bir kavgaya tutuşuyor. Evet. Sonra Elif onu yatıştırıyor izlediğimiz görüntülerde. Geliyor Evrim yanında. Evrim üzüldüğünü söylüyor Yasin'in bu hallerine ve Yasin sakatlığını anlatıyor. Acaba Yasin sakatlığına inanılmamasına mı, hı-hı, karşı tarafa mı kızıyor yoksa tekrardan Evrim'e mi kızıyor? Vallahi Yasin çok dolmuş benim gördüğüm kadarıyla. Hem yani çözemedim ben bunu. Yani hem sakatlığından dolayı oynayamaması ve bu oyunu 1'de 0'da bırakmasından dolayı biraz kendine kızıyor olabilir. Oyun 6-6'dayken Evrim'in hareketinden sonra, evet, oyunun 16 kaybedilmesi ve Evrim'in devamında hiçbir mahcubiyet yaşamayarak takımı daha da düşürmesine zaten ve Arda'nın da bir böyle önemsemediği tavırlara da takmış olabilir. Bunların toplamında da işte ödül çok güzeldi. İşte uçak oraya gidilecek, buraya gidilecek, yemekler yenecek, kahvaltı edilecek, ertesi gün bir daha yemek yenecek gibi gibi. Bunların hepsini topladı, yani toplanmıştır. Ve bunlar psikolojisinde çok büyük baskı yarattı. Ve çok benim gözümde de çok haklı bir sinir krizi geçirdi yani. Bir sinir krizi. Hepsi beraber diyorsun. Hepsi beraber toplandı. Evet, yani o, çünkü orada bir şey diyor, bir daha Evrim bir şey diyor. 9-6'da bir daha bir şey diyor, Evrim bir daha bir şey buluyor. Böyle toparlandı. Artık oyun sonunda da dayanamayıp kendi sakatlığı da aklına geliyor. Kimseye zarar vermeden tamamen kendi içerisinde bir sinir krizi yaşadı. Bunun bir haklı ya da haksız tarafı yok zaten de, hani üzüldüm ben Yasin'e. Yasin'in bu görüntülerde... İlk defa gözyaşları galiba. Gerçekten üzüldüm, evet, Yasin'e. Öyle bir şey olabilir. İlk defa ve bundan önce bir dokunulmazlık oyunu kaybettik. Üzüldüm Yasin'e. Dün ekstra yorumlayıcılarını izlerken de galiba ilk defa bir gözyaşlarından bahsettiler. Yok, bir kere daha ağlamıştı dokunulmazlıkta. Yani daha yeni oluyor hatta. En sonki dokunulmazlıkta. Kıl payı kaybettiklerinde sanırım. Zaten bu oyunda da kazanma endeksliydi Yasin. Evet. Yani uçağa işte hazırlanın, uçağa bineceğiz, işte eğleneceğiz, şöyle yapacağız, böyle yapacağız. Baktı bir taraftan da enerjiyi düşüren bir kişi var takımda, kendi belinin sakatlığından dolayı bence oynayabilecekken oynayamaması, işte parkurun ona bakmaması, atışların ona bakmaması. Kendi kendilerini kaybettiler yani. Kendi kendilerini kaybettiler. Alın size dediler işte uçağınız, şelaleniz, işte akşam yemeğiniz, bir işte rahat yatağınız, pikniğiniz, sörfünüz, deniziniz. Evet. Oh. Buyurun dediler işte tepsiyle önlerine verdiler. Altın tepsi mi? Olca abi kulağıma şeyi hatırlatıyor. Sen üzüldüm dedikten sonra ama Evrim de üzülmüştü. Hatırlatayım Gökhan'a diyor. Hani Evrim de üzüldüğünü söylüyor. Kim üzüldü? Üzülebilir. Üzülebilir, bilemiyorum. Ama kendi şöyle, yani o sinir krizinin %80'inin de kendi neden olduğunu biliyor mu acaba ya da hissediyor mu?